İran, Amerika ve İsrail'in üzerine bir saldırı gerçekleştirdi. Son zamanlarda terör eylemleri artmıştı Amerika Birleşik Devletleri'nin. Tahran sert yanıt verdi. Şimdi sadece Tahran değil, Orta Doğu kaynıyor diyebiliriz. Deyim yerindeyse. Konuşalım, neler oluyor, ne göreceğiz? Ulusal Ankara temsilcisi Yakup Aslan, Ankara stüdyomuzda bizi bekliyor. Yakup Aslan, de gece boyunca takip ettik aslında tüm bu gelişmeleri. Şimdi 2019'da da aslında aynı şekilde bir terör saldırısı ve ardından verilen cevaplar vardı. Şimdi dün geceki bu gelişme ve bundan sonraki o yaşanacak olayları nasıl okumak gerekir? Söz hemen size bırakıyorum. Şimdi dün geceye döndüğümüz zaman ilk önce İran'ın Taslim Haber Ajansı, yarı resmi Taslim Haber Ajansı, Erbil'de ABD konsolosluk binası ve havalimanında bulunan Hariri üssünün hedef alındığını haberleştirdi. Ama ilerleyen dakikalarda durumun ilk servis edilen gibi olmadığına yönelik de bilgiler resmi kaynaklardan yansıdı. İran tarafından yapılan resmi açıklamalarda, devrim muhafızlarının yapmış olduğu açıklamalarda casusluk yuvalarını ve Mossad üslerini vurduğunu ifade ediyor İran. Hem Suriye'de hem de Irak'ta çeşitli hedefler balistik füzelerle vuruldu. Şimdi öncelikle yakın bir tarihte Kirman'da Kasım Süleymani anma töreninde bir terör eylemi gerçekleşmişti. Buna karşı bir adım atacağı biliniyordu İran'ın, ama hangi adım atacaktı? Daha önce de benzer terör olaylarından sonra özellikle Irak'ın kuzeyindeki bölgesel, Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetiminde çeşitli hedefler bulmuştu. Hatırlayalım, geçtiğimiz yıl 2022 yılında, bir önceki yılda da Mossad üssü vurduk dediler. Bir balistik füze saldırısı oldu. Orada Şehbaz isimli bir Kuzey Iraklı iş insanının eviydi hedef alınan. Burada Mossad'ın bu binayı üs olarak kullandığını açıkladı. Şimdi de yine benzer Bişru Dizai, Irak'ın, Kuzey Irak'ın bilinen iş adamlarından, büyük uluslararası ticari firmaları olan bir ismin, bir iş insanının evi hedef alındı. Mossad karargahı olduğu ve bir toplantı halinde olduklarına dair bilgi geçti. Şimdi yerel kaynaklardan, Erbil'den aldığımız bilgide Bişru Dizai'nin evinde Amerika'dan gelen misafirleri vardı. Çocukları Amerika'dan gelmişti. 4 kişinin burada hayatını kaybettiği bilgisi var. Yani Mossad'a ait bir kayıp var mı? Amerikalılara ait bir kayıp var mı? Buna ait şu anda net bir bilgi yok. Onu ifade edelim. Zaten İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi kaynaklarından yapılan açıklamada da Amerikan hedeflerine bir saldırı olduğu bilgisi yok. Mossad üsleri ve casusluk yuvaları, ama casusluk yuvasını ne için kullanırlar? Mesela Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliği Farsça ifade ettikleri zaman lane-i casusi, casusluk yuvası olarak, lanet yuvası olarak adlandırılır. Böyle bir benzetmeden yola çıkarsak Amerikan hedefleri vuruldu diyebilir miyiz? Belki diyebiliriz, ama net olarak önümüzde olan gerçek bir Amerikan üssünün İran balistik füzelerine hedef olmadığı. Çeşitli bilgiler gelince geldi. Özellikle Amerikan konsolosluğuna hedef alan füzelerin hava savunma sistemleri tarafından konsolosluğun imha edildiği bilgileri geldi. Ama şu an eldeki net verilere baktığımız zaman tabelası olan, yani en azından bunu söyleyelim, tabelası olan ve Amerikan üssü olan bir hedefin vurulduğunu söylemek güç. Ama casusluk faaliyetlerinin sürdürüldüğü, zaten Mossad'a hedef aldık diyor İranlı resmi makamlar. Mossad'a ait olduğunu ileri sürdüğü çeşitli noktalar vuruldu. Tabii bununla birlikte İdlib'de de vurulan hedefler var. Önemli. Neden önemli? Türkistan İslam Örgütü ya da İslami Türkistan Örgütü, Türkistan İslam Partisi terör örgütü olarak biz de öyle tanımlıyoruz Türkiye'de. Bu terör örgütünün de İdlib'de çeşitli hedeflerinin vurulduğu, Suriye'nin kuzeyinde de bazı hedeflerin vurulduğuna dair bilgiler var. Tabii burada menzil anlamda önemli. Çünkü 1200 kilometrelik bir menzilden bahsediyoruz. Burada bir Gözdağı da var İsrail'e. Yani İran'dan kalkan bir füze, balistik füze
kolaylıkla Tel Aviv'de istenen bir noktayı vurabilir. Böyle bir gözdağı var. Ama baktığımız zaman Mossad'dan bir açıklama, kayıp açıklaması yok. Amerika'dan kayıp olmadığına dair bir açıklama geldi. Erbil valisinden bir açıklama geldi. İran'ın bu terörle terör anti terör harekatını füze harekatını terör hareketi olarak tanımladı. Telem olarak tanımladı Erbil valisi ve sivillerin hedef alındığını söyleyerek bu İran'ın yapmış olduğu operasyonu kınadı Erbil valiliği. Bunun da altını çizmekte fayda var. Tabii Erbil'in Kuzey Irak yönetiminin özellikle İsrail'le çok sıcak ilişkiler içerisinde olduğunu söylemek mümkün. Hem ekonomik anlamda hem de siyasi anlamda ki hatırlayalım referandum sürecinde de İsrail bayraklarının o Davut Yıldızlı İsrail bayrağının Erbil sokaklarında çokça dalgalandığını görmüştük. Siyasi ilişkileri oldukça iyi. Askeri anlamda da ekonomik anlamda da çok ciddi ilişkileri var. Kuzey Irak petrolünün Türkiye üzerinden, Akdeniz üzerinden İsrail'e gittiğini, aktığını biliyoruz. Bununla birlikte Mossad'ın Kuzey Irak'ta ve Suriye'nin kuzeyinde olduğu gibi Kuzey Irak'ta da çeşitli üsleri olduğu biliniyor. Özellikle DAEŞ'la ilişkiler ve PKK, PYD gibi Türkiye'yi de hedef alan terör örgütleriyle ciddi ilişkilerinin olduğu, istihbarat paylaşımı olduğu açık istihbarat kaynaklarına yansıyor Mossad'ın. Yani Mossad'ın Kuzey Irak'taki varlığı biliniyor. Ama bu hedeflerde dizaynın evi bir Mossad üssü müydü? Baktığınız zaman hani görünen bizim gördüğümüz ya da açık kaynaklarda burası bir sivil yerleşim ve burada da bu iş insanıyla ailesi vardı. Hayatını kaybedenler de bu aileye mensup isimler. Yerel kaynaklar bunu ifade ediyor ama burada gizlenen Mossad faaliyetlerinin olduğu da olma ihtimali de çok yüksek. Neden yeşim çok yüksek? Çünkü dizaynın firmaları genelde İsrail'le ticaret yapan çok büyük milyon dolarlık ticaretler gerçekleştiren bir isim hayatını kaybeden. Daha önceki Şeyh Baz da 2022'de eve hedef alınan Şeyh Mossad üssü diye hedef alınan Şeyh Baz da yine İsrail'le iktisadi anlamda çok ciddi bağlantılar olan aslında Mossad'ın yerelde işbirliği yaptığı, açık işbirliği yaptığı isimler bunlar. Bu anlamda da önemli. Tabii siyasi anlamı da var bu operasyonun. Sıcağı sıcağına dün gece de konuşma fırsatı bulduk seninle. Bir mesaj var burada. Burada bir mesaj var. Bir sonraki adım ne olur? Yani bir sonraki adımda eğer İran daha fazla kendinin hedef alındığını ya da kendini hedef alan bir eylem olduğu zaman bir terör eyleminde terör üssü olarak, istihbarat üssü olarak gördüğü noktaları 1200 kilometre uzakta olsa bile vurma kabiliyetine sahip. Yani benim bu kabiliyetim var demeye çalışıyor aslında. Bir anlamda Gazze'deki direnişte de oradaki sürece de bir mesaj gönderiyor. Yemen'deki sürece de bir mesaj gönderiyor aynı zamanda. Bir de Kirman'dan ateşleniyor bu füzeler. Kirman'da terör eylemlerinin gerçekleştiği eyalette hatırlayalım. Kasım Süleymani'nin memleketiydi. Oradan ateşleniyor bu balistik füzeler. Bu anlamda çok çok önemli. Tabii bugün İran Dışişleri Bakanı Kenan'ın de yapmış olduğu bir açıklamada milli güvenliğimiz, özetle milli güvenliğimiz söz konusu. Terör örgütü terör hedefleri vardı ve bu terör hedeflerini bertaraf ettik. Bölge ülkelerinin toprak bütünlüğü vurgusuyla bu eyleminde teröre karşı yapıldığının bilgisi var. Tabii ilk sıcağı sıcağı açıklamalarda Amerikan hedefleri vuruldu, Amerikan üssü vuruldu şeklinde haberler vardı ama bir resmi olarak Amerikan üssünün vurulduğunu söylemek şu an mümkün değil. Çeşitli Mossad üssü vuruldu diyebiliriz belki. Bizim KJ'mizi de düzeltebiliriz. Mossad hedeflerini vurdu diyebiliriz. Evet, Mossad'la ilişkisi olan yereldeki isimlerin evleriydi hedef alınan, eviydi hedef alınan ve burada bir kayıp da söz konusu. Ama Amerika Birleşik Devletleri dün akşam Irak basınında 5 Amerikan askerinin hayatını kaybettiğine dair bilgiler vardı. Ama bu da zannediyorum doğrulanamadı. Çok sağlıklı bir bilgi değildi. Şu anda özellikle Pentagon'dan yapılan açıklamalarda herhangi bir askeri kayıplarının olmadığı yönünde bir açıklama var. Ama tekrar altını çizelim. Bu Mossad'ı hedef alan bir eylemdi doğru. Ama İsrail'e, Tel Aviv yönetimine de doğrudan mesajdı. Hem de Amerikan yönetimine
Washington'a doğrudan mesajdı. Yani benim orta menzilli füzelerin bile Tel Aviv'e ve Yemen'e ulaşma kabiliyeti var. Bundan sonra atacağınız adımlarda bunu da hesaba katın diye bir mesaj veriyor diyebiliriz ilk tahlilde Yeşim Yılmaz. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar ve aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.